Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle 21 numara tığ ile işleyeceğiz. Instagram üzeri gelen istek bir gül modeli. Şu şekilde bir tane sizler için hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz modelimiz bu şekilde. Şöyle ortası da sihirli halka ile yaptım. Serum yerine sihirli halka kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha pratik oldu. Serum halkanın orta boy mu büyük boy mu hangisini kullanacağını düşünmeden zincir bile yapsak arkadaşlar, mesela 10 zincirden buraya 16 tane sık iğne yaptım. Ya bol gelecek ya dar gelecek, sök yap uğraş olmasın diye. Sihirli halka pratikliğinde ortası gonca olarak geçiyor. Böyle kibar bir şekilde ortasının halkasını hazırladık, goncasını. Evet, arasına da şöyle bir tane ara suyu koydum. Tekli sık iğneli trabzandan bu şekilde modelimi hazırladım. Hoş ve güzel model arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. İnşallah yavaş yavaş anlaşılır bir şekilde de videoyu çeker anlatırız. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ve anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, gülümüze şöyle sihirli halka yaparak başlayacağız. Üstten gelen ipi parmağımın üzerindeki ipe koyup ortadaki yerden, yuvadan bu şekilde sık iğne ile girdiğim için oluşturun. Bakın, iki tel üstte, tek tel altta olacak. Bu bizim yuvamız. Şöyle bakın, orta kısımdan girip bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda buraya 16 tane bu şekilde sık iğne ile doldurup gülümüzün goncasını oluşturuyoruz. 2, 3. Ne sıkı ne de bol kapatıyorum. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Bu şekil oluşuyor sık iğneler. 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane sık iğneyi yapıyorum. Bu ipten, bakın, zil halkanın ipini çekiyorum. Şöyle. Tam kapatmıyorum çünkü birleştirdikten sonra kapatırsanız kolay olur. İlk sık iğneden giriyorum. Bakın, 16 tane sık iğnemiz 15'e düşecek. Şöyle oradan bir tane ilmek çıkardık ya, tığımdakinden geçiriyorum. Buna sahte sık iğne diyorum. Bakın, hiç birleşim noktası fazla belli olmuyor bu şekilde. Şimdi 8 zincirden 2 tane yuva yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve bunu şöyle çeviriyorum. Bakın, ters tarafındayız. İpten zaten ters tarafında olduğumuz belli. Şöyle ölçüyorum. Bakın, bunu bu şekilde ölçüyorum. Hangi sık iğnenin üzerine geldiyse oraya sabitliyorum. Saymadan direkt 8 zincirinizi ölçerseniz tam oluyor arkadaşlar. Hem de kolaylık oluyor. Evet, ters tarafına ilk yuvayı kapattım. Yine bir 8 zincir daha çekiyorum. 8 zincirimi çekip şöyle bakın, bunu da aynı şekilde ölçüyorum ve buraya sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, bayağı bir goncagülden yer kaldı. Gördünüz mü? 16 da yeterli oluyor bu şekilde. 5 zincirle düz tarafına dönüyoruz. Buraya yuvanın içine giriyorum. Şöyle sabit. Geriye kalan yeri sık iğne ile dolduruyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle hafif hafif arkadaşlar
Çekiyorum ki yer olsun. 6, 7 ve 8. 8 tane 8 zincire sık iğnemi yaptım. Hemen diğer yuvaya da şöyle sık iğne ile geçiyorum. Bu 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane. Bakın şimdi bu baştaki kirpiği şöyle dönerek yapacağız. 5 zinciri çekiyorum. Yine kirpiği bu şekilde oluşturuyorum ki oradaki kirpiği düz tarafında yaptığımız kirpiği ters şeklinde yaptık. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle bir gülüm katını oluşturmak için bu 3 sık iğne yapmak zorundayım ki alttaki şöyle katlı gül havasını versin. Bakın. 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi yine 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 8. Yuvalar bakın ters tarafına denk geliyor. İpten de anlaşılıyor. Geçiş noktasında yaptığımız sık iğnemiz var ya. Onu hafif de bol kapattım ki şöyle rahat bir şekilde girebileyim diye. Evet, tekrar 8 zincir. 6, 7 ve 8. Şimdi 3 tane sayacağız. 3 tane sık iğne yapıp ilerlemiştik ya. 3 tane de sık iğneyi yapıp bu şekilde ilerliyoruz. Bakın. Burada 3 sık iğne bıraktık. Burada 3 sık iğne yaptık. İkinci katı oluşturuyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zincir kirpiğimiz olacak. Hemen içerisine girip sabitledim. Yuvanın içine sabitledim ve 1, 2, 3, 4, 5, şöyle buraya da 8 sık iğne yapacağız. Aynısı olacak sayı olarak 6, 7 ve 8. 8 tane bu şekilde sık iğne yapıp diğerine geçiyorum. Evet, ikinci katımız da bu şekilde oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine kirpiği buraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sık iğne ile girip sabitliyorum. Evet, gülümüz bu kadar arkadaşlar. Şöyle sökülmesin diye dibine bir zincir çekiyorum. İpimi hafif uzun çekiyorum ki şöyle arkadaşlar bakın. Burada yanık izi belli olmasın diye şuradan bir tane tel alıp arka tarafından oradan buraya çekeceğim ki yanık izi belli olmasın. Bu şekilde yaparsanız şöyle daha güzel duracak. Yanık izi olmayacak. İstediğiniz yerden çekebilirsiniz. Bu arada şöyle biraz ileriden de çekebilirsiniz. Size bağlı. Evet. Şu ipleri yakıp temizleyip hemen gelelim. Gülümüz bu kadar kolay arkadaşlar yapılışı. Evet, şimdi arı su içmenini yaptık. Bir tane koydum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Direkt şu yaprağın yapılışıyla başlayacağız. Ve ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırladım. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitledikten sonra her örümceğin dibine muhakkak bir zinciri örümceğin bombili ve güzel durması için çekmenizi söylüyorum arkadaşlar. Şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımı doladım. Üçüncü tığ battıya giriyorum. Şöyle bir, iki, iki, iki alarak bir trabzan yapıyorum. Bakın. Beş tane zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Trabzanımın, bakın bu kapattığım tepe noktasına giriyorum. Ve sabitleyip minik bir yuva yapıyorum.
İki tane zincir şu çekip düz tarafına döndüm. Bu 5 zincir bizim yaprak için yuvamız olacak. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 5 zincirli yuvanın içine girip 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Trabzanımı aralayıp şöyle kapattım. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde. İkinci trabzanı 3 seferde aldım. Yine 4 zinciri çekip buraya yaprağıma bir kirpik oluşturdum. Şimdi 2 defa tığımı doladım. Aynı 5 zincirli yuvaya şöyle 2, şöyle 2 ve 2 alarak 3 seferde ama ikişer ikişer alarak trabzanımı hazırladım. 4 zincir. Kapatıyorum. Trabzanımın arasına tomurcuk oluşturdum. 2 defa tığı doladım. Bu 5 zincirli yuvayı şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bakın sonuncu trabzanımız 4 zinciri çekip şöyle buraya tomurcuğunu oluşturuyorum. Ve bakın şimdi gülün yarısını buraya çatmaya başlayacağız. Bakın gülümüzü elimize aldık. Şöyle bir göstereyim. Şu son yaptığımız katın yaprağını şöyle gülümüzü ters tarafından yapıp düze dönecek. Bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4'ün arasındaki sık iğneden giriyorum. Şöyle yaprağımın kirpiğinden sonra bakın, yarı yerinden bu şekilde sabitledim. Bunu direkt bakın hiç zincir çekmeden sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden tutturdum. Sık iğne gibi yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın ortası bura. Ortasıyla bu kirpiğin arasından tam ortasından sabitledim. Geriye kalan kısma da sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de geriye kalan trabzanın sık iğnesini yapıp şöyle yaprağın yapmış olduğum 5 zincirli yuvaya sık iğne ile de girişimi yaptım. Yani 6. sık iğnemi yaptım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şöyle ipimi bırakıyorum. Bu şekil güzel oluyor arkadaşlar. Dönmüyor, kıvrılmıyor. Tam ortadan geçiş noktasındaki sık iğneden ipimi geçirip bu şekilde İlmeğimi buraya tutturdum. Şöyle üzerine de bir zincir çekip bu 5 zincirin içine 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın buraya bir dal oluşturuyoruz. Tam orta yerine. Şimdi bu 1, 2, 3, şöyle tutayım görmeniz için. 4, 5, 6, şekilde yaprağın dalını 7 tane sık iğne ile tutturdum ve bu 5 zincirli yuvaya da giriyorum 8 zinciri. Evet, dal kısmı da bu şekilde oldu tam orta kısmına. Bu geriye kalan ilk yapmış olduğumuz trabzana da şöyle göstereyim. Buraya da 7 tane sık iğne yapacağım. Örümcekle beraber oluşturduğum trabzana da 7 sık iğne. Şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. Trabzana da 7 sık iğne. 8. sık iğne dibine değil bir sonraki boştaki tığ battı. Şimdi şöyle bakın yapmış olduğumuz işimize bakalım. Şu kısmı da aynen buradaki gibi sık iğneli trabzanla tutturacağız gülümüzün yarı tarafını ve her zamanki gibi bir zinciri muhakkak dibine çekiyoruz. Örümceğimizin ipimizi uzattık. Bombililiği örümceğimizin şöyle ne kadar olmasını istiyorsak o şekilde uzatıyorum ve 2 defa tığımı doladım. 3. tığ battıya şöyle giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2.
şekilde trabzanı oluşturdum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şu kirpiğin olduğu yerden sayıyorum. 1, 2 ve 3. 3 ile 4'ün arasına. Bu şekilde. Aynı ilk buradaki gibi. Burayı da sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Buradaki hem tomurcuğu oluşturmak için hem tutturma işlemini yapmak için. Şöyle. Geriye kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sık iğneyi şöyle. Sıradaki, bakın dibine değil, hemen yanındaki tığ battıya kapatıp şöyle yapmış olduğumuz işlemi göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Hem yaprağıyla hem çiçeğiyle. Yapılışı da zevkli. Bu güzelliği çıkınca böyle güzel bir iş oluyor. Şimdi ara suyunun nasıl yapıldığına gelelim. Yine her zamanki gibi örümceğimizin altına muhakkak bir zincirimizi çekip şöyle tek delinden kapatıp bombili bir örümcek yapıyoruz. İki defa tığımı doladım. Üçüncü tığ battı. Şöyle. 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde trabzanımızı yaptık. 4 zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip sabitliyorum. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane. Bakın böyle uzun, güzel, sık iğneli bir trabzanımız. Dibine değil lakin bir sonraki. Şöyle. Şimdi örümcek gülümüz olsaydı yaprak yaprak duracaktık. İşimiz bitti bakalım. Evet, modelimin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı değil, böyle çingene pembesi, fuşya değil, farklı bir, hoş bir, yeni çıkmış arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde kalıp gibi de oldu. Şöyle hoş bir model çıktı. Şu dalın eğim kısmı falan çok hoş duruyor arkadaşlar. Gerçekten modelimi gördükten sonra hemen yapacaksınız. Hatta bu tülbent bana size çekimlerde lazım olmasaydı tülbente muhakkak modeli yapabilirdim. Hatta biri kırmızı, biri beyaz da yapabilirsiniz. Beyaz biliyorsunuz ben pek videom göstermiyor. Patlak çıkarıyor. O yüzden kırmızı kırmızı denedim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten hoş bir şöyle görüntüsü var. İnanın bu güzellik bazen yansımıyor diyorum. Gerçekten inşallah yansıyordur bu sefer de. Şöyle. Şu ipi de daha iyi çekip küçük bir gonca da yapabilirsiniz. Ben kameranın telaşısıyla hemen yapmışım. Bakın bu daha küçük. Şu ipi sıktığım için bu biraz boş bırakıp sıktığım için biraz büyük gibi olmuş orta kısmı. Ama biraz daha sıktırırsanız şöyle küçük goncanız, güzel bir goncanız olacak tabi. Kamera karşısında bu kadar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak videolarımın devamı, kanalın devamı için yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sesim de düzelmeyecek sanırsam, bu şekilde kaldı sesim içinde. Allah yapsa artık bir şey yapamayacağım zaten sonra sanırsam. Rabbim şifa versin. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.